Ve devam edelim hadi. Didem Soydan. Ünlü manken Didem Soydan rezilliklerine yenisini eklemiş. İzliyoruz. Manken Didem Soydan sosyal medya sayfasında öyle bir mesajı ifşa etti ki böyle rezalet görülmedi. Sosyal medyada hem açık seçik görüntüleriyle hem de iğrenç paylaşımlarıyla gündeme gelen modelden yeni bir skandal daha. Mideniz bulanacak. Geçtiğimiz yaz ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le bir ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişkisi de olay oldu. Hatta sevgilisinin ailesiyle de tanıştığı ancak Lider Şahin'in ailesinin bu ilişkiye karşı olduğu iddia edildi. Lider Şahin'in annesi Didem Şahin bakın neler söylemişti. Şimdi Selami Bey mi karşımda yoksa orada... Hayır, hayır öyle bir şey yok. Kız daha tanışmadı. Tanışmadı mı? Hayır ben daha tanışmadım. Ben öyle bir tanışayım arkadaş olayım. Gelin adı demeyeyim. Oğlumun kız arkadaşı diyelim ya da öyle bir şey söyleyelim. Öyle bir şey demeyelim şu an. Lider Şahin'in annesi oğlunun sevgilisiyle tanıştıktan sonra tam olarak neler düşündü bilemiyoruz. Ancak şöyle biraz geçmişe gidersek Didem Soydan'ın yaptıkları her şeyi gözler önüne seriyor. 2018 yazında bir kumsal partisinde iki erkekle dans eden ünlü model gündemde deprem etkisi yaratmıştı. Edep diye haykıran herkes doğal olarak fotoğraftaki kadının Didem Soydan olduğunu zannetmiş. Ünlü model de size anlatacak kusma emojisi bulamıyorum diyerek kendini aklamaya çalışmıştı. Skandal üstüne skandal. Bikinili dans ettiği bir videoyu sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Didem Soydan olay yaratmıştı. Ünlü model uslanmak bilmiyordu. Daha bu yılın başlarında bir dolap üzerine çizdiklerini paylaşan Didem Soydan'a bu sorulunca ünlü modelin yanıtı daha da iğrenç olmuştu. Kör değilsin, okuman var. Ona rağmen oradaki fotoğrafının ki sende vardır diye düşünüyorum. Nesini merak ettin? Her şey gayet net. Hiç mi görmedin? Bitmedi. Rezalet paylaşımlarıyla tepki çeken Didem Soydan, skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü model, takipçisinin yönelttiği uygunsuz soruyu sayfasında paylaşmakla yetinmedi. Üstüne bir de verdiği yanıtla ağızları açık bıraktı. Böylesi ne görüldü, ne de duyuldu. Sosyal medyada büyük fetişiniz mi var sorusuna, ben anlamadım fetişi mi varmış, yani kim sever ki? Neyse, her seçime saygı falan diyerek takipçileriyle paylaşan Didem Soydan'a tepki yağdı. Biraz edep. Hayır, buna nasıl bir yorum yapacağım ki? Şimdi bunu söyleyemem, konuşamam. Şimdi bu nasıl çirkin bir diyalog ya? Takipçiyle nasıl bu diyaloğa giriyorsun? Hadi takipçi sapık, ruh hastası böyle saçma sapan edepsizce bir şey yazıyor. Sen nasıl böyle bir cevap verebiliyorsun? İnanamıyorum. Tövbe tövbe ya. Ya nereye gidiyoruz? Bak bu kadar ünlü dediğimiz şahısların bu kadar rahat, geniş olması meydan bırakıyor herkese. Bak şimdi. O zaman herkes de onunla ilgili konuşsun. Büyük, küçük. Tövbe. Bu ne ya? Şimdi bak bu çok çirkin. Hani bu Alişan biraz önce kumar masasının önünde fotoğrafı vardı ya, Alişan'ın inisiyatifinde olmamış, çekilmiş ve Alişan paylaşmamış. Şimdi ben Alişan'ı eleştirmedim. Kendi bileceği iş, hayatını kendi karar verir. Fakat bu benim burada sabaha kadar eleştireceğim bir konu. Takipçilerine bunu paylaşıp açık açık bunun onu seveni de mi varmış, bunun bunu seveni de varmış. Yani çocukları, gençleri nerelere ne yapıyorsunuz ya? Gerçekten siz bir kadınsınız. Bir hanımefendisiniz. Bunları bu kadar neye meraklı olduğunuzu biz bilmesek mi acaba? Hani ben Selami Şahin'i çok iyi tanıyorum. Didem'i çok iyi tanıyorum. Selami Şahin'in eşini. Var ya Didem çıldırmıştır. Yani net söylüyorum. Oğlu Selami Şahin'in eşi Didem, Didem'in oğluyla birlikte. Ve belki gelini olacak. Düşünsene gelini büyük küçük tartışması yapıyor. Ay, tövbe şeyle ya, takipçisiyle ya. Bunu da paylaşıyor. Var ya bak Didem'i o kadar iyi tanıyorum. Didem şu an heyheyler üstündedir. Her an bir tweet, her an bir şey yazabilir. İrem Derici ile ilgili çıldırmıştı diyorsun. Zaten ben ilişkilerinin de hani yani ben ilişkilerin devam ettiğini de bilmiyorum da şu anda. En son bir fotoğraf paylaştı. Ne olursa olsun bu tabii. Bu arada bir de öyle bir durum var yani o aileye de bir sorumluluğun var tabii artık. Tabii canım şimdi İlişkine Selami Şahin'in gelin adayısın şimdi sen yani. Şimdi insanların aklına tabii Lider Şahin'in ister istemez. Lider Şahin'in evet şimdi o akla geliyor. Geliyor yani. Tövbe tövbe nasıl söyleyeyim şimdi? Biz söyleyemiyoruz ama siz buyurun. Ben söyleyemiyorum yazışıyor ya.
Ya bir insan erkek Tövbe arkadaşı yarabbim olsun ya. olmasın bu konuyla ilgili ya yazışmayı bırak. Kız kıza konuşamazsın ya. Ya niye? Evet ya. Böyle bir muhabbet olur mu? Utanır İnsanların insan değil mi ya insan? cinsel Tövbe organı tövbe. ile ilgili oturup da bu muhabbet ya sosyal medyada artık gerçekten haddimizi, her şeyimizi aştık. Kerimcan mı buna yol açtı sence? Ay yok canım Onun insanların içinde kapıları var. açtı. Niye canım Kerimcan'ın ya Kerimcan'ın attığı uygunsuz story'yi Didem de gördü, ben de gördüm. Midem kalktı. Demek ki içinde varmış Didem'in. Varmış. Bir reklam arası verelim sonra buradayız. Devam edelim mi? Edelim, bana uyar. Peki. Amerika bayrağının önünde yarı çıplak poz vermiş Kim, Didem Soy'dan ve tepkiler yağmış. Bakalım. Gördün mü fotoğrafı? Gördüm. Gördün mü dedin? Gördün mü? Gördün mü? İlk yorumun ne olurdu? Mesela Didem Soy'danla tanışmıyorsun, takip ediyorsun diyelim. Ne yorum yazardın bu fotoğrafın altına? Bir kere altına ne yazdığına bakardım. Bana tabii direkt fotoğraf altına yazılan Analog yazmış. analog. Analog. Arşivden 2011 yılında. Öyle mi yazmış? Yani altına evet öyle yapmış. Ve ha, bunu önceden yazmış 32.000'de yani. beyin almış. Ya şimdi bir şey diyeceğim. Instagram herkesin özgür olduğu alanı. Her şeyi paylaşabilirsin fakat toplumda belirli bir isim, belirli bir kariyer ve örnek olunabileceğini düşündüğün belirli bir kitle varsa o zaman bir tık dikkat etmek durumundasın. Ha ben şimdi bunu sabaha kadar eleştiririm. Neden niye Amerikan bayrağı önünde yaptım bunu? İşte savaş halindeyiz. Amerika'nın son yıllardaki tutumunu biliyorsun. O bana der ki 8 yıl önceydi ne boş beyinlisin. Ben ona derim ki sensin boş beyinli çünkü sen o zaman yeniden paylaşmayacaktın bunu. Derim de derim. Ama en nihayetinde şunu der. Git kardeşim o zaman sayfamdan der. Burası benim Benim sayfam, sayfam benim der. hesabım Evet. tabii. Bunu der. Bunu dememesi için de insanların rahatsız oluyorsa onu takip etmemeleri lazım. Mesela dedim bana ben takip etmediğim halde fotoğrafı geliyorsa ben bunu yorumlarım. Yani çünkü ben Didem'i takip etmiyorum. Yaptığım işten dolayı bana bu fotoğraf geliyor. Ben hafta sonunda Didem'in Adonisleriyle uyanıyorum. Burada kaslar, arkada bayrak, göğsün yarısı dışarıda. Neden acaba? Yani paylaşımın amacını ben anlayamadım. Ki Didem enteresan paylaşımlar Yani yapan ki evet mesela otobüste, metrobüste otobüs, biliyorsun. metrobüs Metro, veya öyle işte ne şeyler. bileyim iç çamaşırıyla da paylaşım yapar. Hiç mesela haber olmaz çünkü gel İşi onun sayfası, onun mesleği Evet. sonuçta iç çamaşırını orada tanıtabilir. Bir de Defilesi vardır evet ya çok falan böyle filan. rahatsız olmaz. Ama Evet. şimdi Amerikan bayrağının önünde açık, hafif açık bir poz ve bir selam çakması orada, asker selamı Evet işte vermesi. o Hani o sıkıntı. birazcık sıkıntı olabilir. İnsanlar rahatsız olabilir bu durumdan ve rahatsız olmuşlar. Aslında magazin sitelerinde linç ediyorlar. Orada herkesi linç ediyorlar ama orada ağır yorumlar Evet, yapmışlar. onlardan biraz okuyalım mı? Baktım şimdi Didem kapatmış Yoruma. yorumlara. 12 yorumu var. İşte Cem Adrian bir mavi kelebek koymuş. Arkadaşları yorum yapabiliyor sadece, sınırlamış. Tabii ama işte magazin sayfalarında çok ciddi yorumlar vardı. Ben de şunu biliyorum ki ya benim hissime göre şöyle bir durum var ortada. Didem bu yorumların hiçbirini umursamadı bence. Evet tabii. Çünkü onun öyle bir sosyal medyası var. Hiç umursamıyor. Ya bazı ben şunu söylemek zorundayım ya. Bazı fotoğraflar bilerek verilmiş ışıklı mışıklı photoshoplu bile bile çalışılmış fotoğrafları biz koysak yakalandık sanırsın. Anladın mı? Hani kesin bunlar yakalandı. Tabii. Bu fotoğraf bu kadar açık, müstehcen bir fotoğraf. Bunlar koyamazlar, müstehcen bir fotoğraf koyamazlar dersin ama bazıları bunları profil fotoğrafı yapıyor. Ben bu dünyadaki ikilemi anlamıyorum. Yani ne bileyim biz koysak top tüfek Tabii. savaşa gelirler. Başkaları koyunca ne kadar sanatsal bir fotoğraf ya. Aslında hayır, Şair burada ne demek istedi? Şair... alıştırmakla da alakalı değil mi? Şimdi Şeyma Subaşı'nın altyazı olduğu için söylüyorum. Şeyma Subaşı'nın paylaşımları artık ha falan dedirtmiyor. İşte direkt dansı yapıyor. Ne bileyim dekolte fotoğraf veriyor. Kendi sayfasıdır. İstediğini Alıştı. yapar. İnsanlar ilk başta tepki veriyorlardı. Evet. Şimdi kimse tepki vermiyor. Aslında senin kendi kitleni kendin belirliyorsun bir süre Çok da sonra. haklısın. Fakat evet bu yani bu tam anlamıyla kullanıcının kendi hatasından mı oluyor? Tabii canım. Yani mesela ben özgürce bir şey paylaşmaya devam etsem.
Evet. Ama böyle hiç bana sana da yakışmayan. Bak, tepki verecekler. Bir can yine paylaşmayacak. Sen eğer dik durursan, o paylaşımlara devam edersen, umursama ya. Devam et, hiç sıkıntı olmayacak sonra. Hatta sonra onun bir kitlesi olan, o paylaşımlardan hoşlanan başka bir kitlen olacak ve takipçilerin bir şekilde artmaya başlayacak. İşte ondan sonra da Instagram'da fenomen oluyorsun. Bize göre değil. Aynı öyle. Mesela Damla'nın da öyle bir tarzı var. Damla Bilic de hiç sallamıyor, hiç takmıyor. Mesela onunla ilgili bir eleştiri geliyor. Eleştiriye yanıt verirken bile küfür ediyor. Çünkü Damla mı ediyor? Tabii tabii. Yani takmadığını bir şekilde gösteriyor. O kitle onu istiyor. Hmm. Yani onu takip edenler zaten Damla'nın küfürünü, Damla'nın umursamazlığını bir bakıyorsun milyonlarca takipçisi var, milyonlarca like'ı var. Yani binlerce, abartmıyorum tabii. Evet. O yüzden de herkesin kendi tarzına göre bence.